Efendim, herkese yeniden merhaba. Biliyorsunuz İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog, İsrail Devleti'nin tepedeki akil karakteri olarak sorunlu bölgelerle teması yeniden yapılandırma veyahut var olan güçlü yapıları daha da ileriye götürme konusunda bir devlet planı yürüten önemli bir karakter. Kendisini takdir ediyorum. Devleti için, başında bulunduğu devleti için güzel çalışmalar yapıyor. Mesela Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkileri yumuşama sürecine sokması ve İsrail için çok ciddi bir sorun olan Türkiye sorununu yavaş yavaş çözme yolunda başbakanlara, dışişleri bakanlarına, savunma bakanlarına destek olması önemlidir. Bu Türkiye ile olan ilişkilerin yeniden köprülerinin kurulmasında olduğu gibi Azerbaycan gibi İsrail'le öteden beri çok yakın ilişkileri olan devletlerle de temaslarda önemli bir rol oynuyor. Geçtiğimiz günlerde kalabalık bir heyetle Bakü'deydi ve gerçekten Azerbaycan-İsrail ilişkilerinin İran'ın o bölgedeki varlığına ve İran'ın Bakü üzerinde baskılama çabalarına rağmen hızla geliştiğini hep beraber gördük. Bundan bir şey, o yani bir endişe duymamız için şu an için büyük bir problem yok. Ama İsrail konu olunca tabii çok karmaşık bir devlet yapısıyla karşılaşıyoruz. Niye karmaşık, niye basit değil? Çünkü eli kolu çok uzun bir devlet yapısı. Yani İsrail devleti Orta Doğu'nun küçük bir bölgesinde kendi kendine genişlemeye çalışan bir yapı sergilese de eli kolu dünyanın dört bir yanına, finans merkezlerine, başkentlere, diasporalar üzerinden Latin Amerikalara kadar, bırakın Amerikaları, Fransaları falan, Latin Amerikalarına kadar uzanan bir kimlik taşıyor. Moskova da dahil buna, başkentler konusu. O yüzden yani esasında onunla el sıkışırken her zaman bir miktar dikkatli olmakta yarar olduğunu her zaman söyledim. Çünkü Türkiye'nin 2009 yılında Davos'ta Erdoğan'ın dönemin İsrail Cumhurbaşkanı'nın yüzüne karşı one minute çıkışı, 2010 yılındaki Mavi Marmara katliamı ve devamında yaşanılanlarla İsrail'le berbat bir anı biriktirdi. Ve bu anıların içinde 15 Temmuz 2016 gibi evanjelik Siyonist lobiyle onlara bağlı Arap rejimlerinin topyekün bir saldırısı bile vardı. Yani İsrail dışarıdan bakıldığında haritada gözüken kadar küçük bir devlet değildir. Onunla çok temkinli ve çok uygun bir biçimde temas kurmakta yarar vardır. Şimdi bütün bunları niye söylüyorum? Rahatsız olduğum bir adamı son zamanlarda Türk devletlerinin başkentlerinde görmeye başladığım için. Mark Schneier, haham. New Yorklu bir haham bu, Mark Schneier. Bu adam esasında 15 Temmuz 2016'ya kadar uzanan FETÖ, Evangelik Siyonist lobi bağlantısı ve Trump'ın 2020 yıllarına kadar da geliştirdiği Orta Doğu'daki Abraham anlaşmalarının merkezinde yer alan bir haham, yani bir Yahudi din adamı. Esasında 6. karısıyla beraber yaşıyor, 5'ini boşamış ama Amerika Hahamlar Yüksek Konseyi üyeliğinden kendi sinagogunda devam eden bir takım evlilik dışı öyküler nedeniyle de atılmış bir adam. O kadar çok nafaka ödediği söyleniyor ki çok paraya ihtiyacı var ve para neredeyse biraz da orada duran bir şahıs olarak ifade ediliyor. Anladınız siz beni. Şimdi İsaac Herzog'un son seyahatinde bir baktım, bir fotoğraf Aliyev'in yanında ve İsaac Herzog'un yanında, işte Bakü'de olmaktan mutluyum diyor. Şimdi bu şahıs Mart 2022'de de Türkiye'deydi, Ankara'daydı.
İshak Herzog'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la el sıkıştığı ve İsrail-Türkiye ilişkilerinin yeniden bir şekilde yakınlaşmaya başladığı bir süreçte külliyede resmen özel bir konuk olarak ağırlandığını gördük. Şimdi böyle bir adamın, böyle bir karakterin neden Bakü'de ve neden Ankara'da bu derece ağırlandığını anlamak için şöyle bir şeye bakmak lazım, Trump dönemine bakmak lazım. Bu adam esasında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 40 milyon seçmenin oylarını yönlendiren evanjelik siyonist lobinin lideri Joel J. Rosenberg'siz düşünülemez. Joel J. Rosenberg'in baba tarafından Yahudi olduğunu söylüyor, anne tarafından İngiliz evanjelik ve kendini şöyle tarif ediyor: ben İsa'ya inanan bir Yahudiyim. Yani bütün o evanjelik siyonist hareketin kimliğini üzerinde birleştirmiş bir adam. Bu adam 2016-2020 yılları arasındaki Trump yönetimi sırasında Mike Pence'i Trump'ın yanına yerleştiren ve çevresine bütün evanjelik siyonist unsurları yerleştiren karakter. Ve bu hahamın da en yakın, bu haham onun yakını. En son mesela şöyle söyleyeyim, beraber yani pastörlerle, biliyorsunuz evanjelik papazlara pastör denir. Bunlar 2018 sonrasında Muhammed Bin Selman'ın elinde Cemal Köşıkçı'nın kanı varken 12 tane evanjelik papazı yanlarına alıp Birleşik Arap Emirlikleri o zamanki Veliaht Prensi, şimdiki devlet başkanı Muhammed Bin Zayed ve Riyad'a gidip Muhammed Bin Selman'la görüşen ve Muhammed Bin Selman'ı Trump yönetiminin koruması altına aldıran karakterler bunlar. Çok tehlikeli adamlar. Ve aynı zamanda MBZ ile, yani Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'le Abraham Antlaşması'nı imzalatanlar, yani İsrail'in Orta Doğu'da güçlenmesini ve Arap dünyasında özellikle Abraham Antlaşmalarıyla bölünme ve beraberinde de Arapları uysallaştırma hareketinin adamları. Mesela şöyle söyleyeyim, kaç yılıydı? Galiba 2018'de yine sonuç itibariyle Papa 1. Francis'i, Papa 1. Francis'i Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmeye, orada dinler arası diyalog diye bir konferans yapmaya ve Papa'yı Birleşik Arap Emirlikleri'nde konferans salonunun kapısında El Eser Rektörü, baş müftüsüne karşılatmayı başaran adamlar bunlar. Böyle adamlar. Nitekim Ankara'ya gelip de işte çok özel ağırlandığında bizim külliyede şey demişti, Türk diplomat benimle temas kurdu, bu işleri nasıl yaparız falan diye dedim diye. Ben de kendisine Amerikan Kongresi'nde Türkiye'nin sesini yükseltmek istiyorsanız İsrail'le ilişkileri düzenlemeniz lazım. 11 Temmuz 2022 idi bunu, sohbet ediyorduk benim sinagogumda. Bunun da yolu Erdoğan'ın Herzog'u bir telefonla aramasıdır ve kutlamasıdır demiştim. Hemen orada telefonları çevirdi. Ben görüştüm. Ertesi günde Erdoğan Herzog'u yeni cumhurbaşkanı seçildiği için aradı. Sonra biz araya girdik ve Türkiye-İsrail ilişkilerini düzelttik diye anlatan bir adam. Ama aynı adamın şunu emin olarak biliyoruz ki Birleşik Arap Emirlikleri fonlarıyla ayakta duran Washington'daki Demokrasileri Sözde Koruma Vakfı'nın arkasında duran heyetin içinde olduğu
ve 15 Temmuz 2016 saldırısını aynı lobinin desteklediğini de gayet iyi bildiğimiz bir nokta. Bu yüzden niye bu kadar uzun uzun anlatıyorum? Dikkatli olmak lazım Sayın Erdoğan, Sayın Aliyev. Yani o sizin başkanlık sarayınıza işte ben sizin İsrail'le ilişkilerinizi şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum diye gelen adam esasında tehlikeli bir adam. Gerçekten tehlikeli bir adam. Herzog'la yakınlığı nereden? 1975 yılında New York'un Manhattan'ın doğu kesimindeki Yahudi okulu Ramaz'da birlikte aynı sınıftalarmış. O zaman Herzog'un babası İsrail'in Birleşmiş Milletler daimi temsilcisiydi. Bu arada birlikte okumuşlar. O gün bugündür de ilişkileri kopmamış Mark Schneier'le. Mark Schneier'le. O yüzden bu tür dinler arası diyalog, FETÖ, şu bu işte falan diye ortalığa dökülüp ondan sonra sadece ve sadece İsrail'in çıkarları doğrultusunda sempatik gözüken bir karakterden bahsediyorum. Ankara'ya gelişini izlemiştim. Yorumsuz karşılamayı tercih etmiştim. Olabilir dedim. Hani şey falan ama Bakü'de de görünce artık dedim ki bu adamın ilgi alanına, evangelist, siyonist lobinin ilgi alanına Arap dünyasının körfez ülkelerinden sonra anladığım kadarıyla Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan falan filan da girmiş. O yüzden bir konuşmakta yarar var. Tarihe not düşelim. Sonrasına bakacağız. Kim kime ne yapacak. Hoşça kalın.